Herkese merhaba, ben İzzet Camcıoğlu. Hexacopter serisinin bir önceki videosunda toplanabilir iniş takımlarının montajını ve çalışmasını görmüştük. Şimdi sıra Gimbal'ın montajına geldi, ancak Gimbal'ın montajından önce Auto-Tune işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Çünkü Auto-Tune işlemi sırasında drone üzerinde salınım yapan herhangi bir cihazın bulunmaması gerekiyor. Daha önce uçuş modlarını anlattığım serinin 4. videosunda Auto-Tune işlemini anlatmıştım. Ancak orada anlattığım Auto-Tune işlemi APM kartları için geçerli. Bildiğiniz gibi APM 3.1 versiyonundan sonra güncelleme almayı durdurdu. Dolayısıyla Pixout gibi 3.5 versiyonunu kullanan kartlarda Auto-Tune için yeni parametreler ve yeni ayarlar çıktı. Auto-Tune işlemi hem kolaylaştı hem de daha çok ayar ve daha çok dikkat etmemiz gereken konu ortaya çıktı. Bu videoda Pixout uçuş kartına Auto-Tune işlemi nasıl yapılıyor bunu anlatacağım. Madde madde anlatmaya çalışacağım. Her parametreden ayrı ayrı bahsedeceğim. Ve en sonunda bu parametrelerin sıralı bir listesi olacak ekranda. Artık ayarlara geçebiliriz. İlk olarak Mission Planner arayüzünden uçuş kartına bağlantıyı sağladıktan sonra ayarlar sekmesine giriyoruz. Burada ilk yapacağımız ayar uçuş modlarını düzenlemek olacak. Burada yapacağımız düzenlemenin sebebi, APM gibi versiyon 3.5 ve öncesini kullanan kartlarda Auto-Tune işlemi sadece Altitude Hold modundan başlatılabilirken, versiyon 3.5 ve sonrasını kullanan Pixout gibi kartlarda GPS destekli olan Loiter, Position Hold gibi modlardan da Auto-Tune işleminin başlatılabilir olması. Şimdi bunun bize nasıl bir avantajı var? Eğer biz GPS kullandığımız bir moddan Auto-Tune işlemini başlatırsak, başlattığımız noktayı merkezi kabul ettiği 5 metrelik bir çap içerisinde Auto-Tune işlemini gerçekleştiriyor. Ancak eskiden GPS destekli modlardan başlatamadığımız için drone Auto-Tune işlemi sırasında sürüklenip çok uzaklara gidebiliyordu. Bunu APM Auto-Tune videosunda detaylı olarak göstermiştim. Şimdi buradaki sıralamayı kısaca Altitude Hold, Position Hold ve loiter şeklinde yapıyorum. Bunun sebebini de videonun ilerleyen kısmında detaylı olarak anlatacağım. Buradan sonra gelişmiş kurulum sekmesine giriyorum ve 8. kanalı Auto-Tune işlemini başlatıp bitireceğim kanal olarak ayarlıyorum. Bu kısımları biraz hızlı geçiyorum çünkü buranın detaylarını APM ile yaptığım Auto-Tune uçuşunda göstermiştim. Bu aşamadan sonra APM'de bahsetmediğim bazı parametrelerden bahsedeceğim. Öncelikle parametre listesine giriyorum ve arama bölümüne Auto-Tune yazıyorum. Şimdi burada ilk olarak Auto-Tune aksları parametresinden bahsetmek istiyorum. Bu Pixout'la birlikte yeni geliştirilmiş bir özellik. Bu özellik sayesinde Auto-Tune işlemini yapacağımız aksı seçebiliyoruz. Bildiğiniz gibi drone'da temel olarak 3 aks üzerinde hareket oluyor. Pitch ekseni ileri geri, roll ekseni sağ sol ve yaw ekseni, yani kendi ekseni etrafında dönmesini sağlayan eksenler. Bu eksenlerin seçebilmemizin bize avantajı ne diye baktığımızda, ilk olarak ilk Auto-Tune uçuşunda her üçünün de yapılması mantıklı, ancak sonrasında iki eksenden memnun olup herhangi bir eksenden memnun olmadığımızda sadece o eksen üzerinde Auto-Tune işlemini tekrar edebiliyoruz. Bir diğer avantajı da pille ilgili, yani normalde Auto-Tune işlemi çok uzun süren bir işlem değil, ancak çok ciddi pil tüketen bir işlem çünkü çok ani hareketler yapıyor drone sürekli olarak. Dolayısıyla pille ilgili bir sorun yaşarsak eğer, bu eksenleri ayrı 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 uçuşlarda Auto-Tune işlemini uygulayabiliyoruz. Burada şu anda ekranda gördüğünüz gibi değeri 7 olarak, yani all olarak geçiyor. Yani bütün eksenlerde Auto-Tune işlemini gerçekleştir olarak seçili. Bunu roll only, yani sadece roll ekseninde, pitch ekseninde, yaw ekseninde yapabileceğimiz gibi ikili kombinasyonları şeklinde de tercih edebiliyoruz. Auto-Tune işlemini yapacağımız aksları seçtikten sonra bir diğer parametre de Auto-Tune Aggressiveness. Bu parametre de Auto-Tune ile ilgili çok önemli bir parametre. Öncelikle limitlerinden bahsedeyim. Çünkü limitleri biraz kafa karıştırıcı. En yüksek değeri 0.1, en düşük değeri de 0.05. Şimdi burada yapacağımız işlemin sertliğini ayarlıyoruz. Eğer biz 0.1 değerini verirsek, burada yapacağı Auto-Tune sonucunda drone çok sert hareketlerle tepkiler vermeye başlar. 0.05 değerinde ise fazla yumuşak hareketlerle tepki vermeye başlar. Bunu uçuşta nasıl anlayabiliriz?
Yüksek değerlerde drone'un dış etkilere karşı verdiği tepkiler sertleşir, stabilitesi artar. Ancak kumandadan gelen bir komut veya onun dengesini bozan herhangi bir komuta karşı düzeltme hareketini o kadar sert yapar ki bazen durması gereken yerde duramayıp aşıma uğrayabilir. Bunun bir örneğini şu anda ekranda görüyorsunuz. Kumandadan verdiğim kendi eksenindeki dönme komutunu bıraktıktan sonra bu dönmeyi durdurmak için sert bir tepki verdiği için ters yönde çok küçük bir hareket yapıyor. Şimdi bu işlemin default değeri yani fabrikadan geldiği değer 0.1 en serti olarak ayarlı. Ben ilk olarak ototün işlemini bu değerde gerçekleştireceğim. Peki sonrasında nasıl bir akış şeması izleyeceğim? Şimdi izleyeceğim metodu şematik olarak göstermeye çalışayım. Öncelikle ilk aşamada ototünü 0.1 değeriyle başlatıyorum. Ototün işlemi bittikten sonra loiter ya da otomod gibi drone'un kumandaya verdiği tepkileri otomatik modun hızıyla sınırlı olan bir moda geçip drone'u test ediyorum. Eğer bu modlarda yaptığım uçuş sırasında drone'un verdiği tepkiler çok sert gelirse bu durumda tekrardan autotune aggressiveness değerini düşürerek autotune işlemini en baştan tekrar uyguluyorum. Bu uygulamayı yaptıktan sonra loiter ve otomoddaki değerlerden memnun kaldığımızı varsayalım. Bu durumda stabilize, position hold, altitude hold gibi pitch ve roll ekseninin kontrolü tamamen kumandadan gelen komutlarla çalışan bir moda geçiş yapıyorum. Burada aynı zamanda kumandadaki mod seçimimin sebebini de açıklayabilirim. En üstte altitude hold sadece barometreyi kullandım ve acil durumda geçiş yapıp drone'u kurtarmak için kullanacağım mod. Ortada position hold. Position hold hem autotune'a geçiş yapacağım hem de İkinci aşamada kontrol edeceğim mod olarak kullanacağım. Loiter modu zaten ototune işleminden hemen sonra kontrol etmek amacıyla kullanacağım mod. Stabilize position hold, altitude hold modlarında aynı loiter modunda yaptığım gibi tekrar bir kontrol yapacağım. Eğer drone'un verdiği tepkilerden memnun kalırsam bu aşamadan sonra ototune işlemini sonlandırmış olacağım. Ancak memnun kalmazsam tekrardan Mission Planner arayüzüne girerek RC Feel yani bu drone'un PID ayarlarıyla oynamadan sadece kumandadan gelen komutların drone üzerindeki etkisini hafifletmemi sağlayacak bir parametre. Bunu da aynı zamanda Mission Planner arayüzünden nereden bulabileceğinizi şu anda ekranda gösteriyorum. RC Feel değeri 0 ile 100 arasında, normalde 50 değeri default olarak geliyor. Bunu 25'e düşürebiliriz. Ardından da bu değeri düşürdükten sonra tekrar test edeceğim ve bu değerden memnun kaldığımda artık autotune işlemi başarıyla sonlanmış olacak. Böylelikle burayı da tamamlamış olduk. Böylelikle autotune aggressiveness değerinin yanına RC feel değerini de ekleyebiliriz. Geriye iki parametre kaldı. Şimdi bunlardan ilkine bakalım. Gelişmiş kurulum sekmesi altına giriyoruz. Burada eğer kullandığımız multikopterin pervaneleri 13 inç ve üzerinde ise rate oran ve pitch oran sekmesi altındaki filtre bölümünü 20 olan değeri 10 olarak değiştirmemiz gerekiyor. Ardından işlemleri yazdır diyoruz. Burası da tamamlanmış oluyor. Burayı da tamamladığımıza göre geriye son bir ayar kaldı. Ancak bu ayarın detaylarına geçmeden önce böyle bir ayara neden ihtiyaç duyduğumuzdan bahsedeyim. Şimdi ilk olarak şu anda ekranda gördüğünüz gibi multikopter hover dediğimiz pozisyondayken yani sağ sola hareketi minimum, havada sadece dengede durduğu sürece motorların çektiği akım minimaldir. Pilin de dolayısıyla sağlaması gereken akım minimaldir. Ancak drone sağ sola ani hareketler yapmaya başladıkça ya da hızlı yükselip hızlı alçalmaya başladıkça motorların ihtiyaç duyacağı enerji artacağı için pilden çekecekleri akım miktarı da artacaktır. Bu serinin başında pil seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Ototune işleminde sürekli sağa sola, öne arkaya ya da kendi ekseni etrafında çok hızlı hareketler yapacağı için pilden talep edeceği akım çok yüksek olacaktır. Burada biz pil seçiminde motorların gücünü vesaireyi dikkate alarak seçim yapmamıza rağmen Pixhawk'ta da bununla ilgili yine de bir sorun olmaması adına bazı önlemler almamız gerekiyor. Şimdi bunun için öncelikle parametre listesine giriyoruz. Burada arama bölümüne motorun kısaltması mod,
alttan çizgi pilin kısaltması olan bat harflerini yazıyoruz. Karşımıza 4 tane parametre çıkıyor. Şimdi buradaki ilk parametre ile başlayalım. Buradaki ilk parametre burada bir amper değeri girmemizi istiyor. 0 olduğunda bu sistem kapalı anlamına geliyor. Burada gireceğimiz amper değerinin üzerinde eğer motorlardan bir talep olursa ve bu süre 5 saniyeye kadar uzarsa bu durumda Pixark uçuş kartı drone'un maksimum throttle seviyesini aşağı çekerek pilin sağlayamayacağı bu akımda uzun süre kalmasını engellemiş oluyor. Peki biz bu değeri nereden nasıl hesaplayacağız? Pil seçiminde anlatmıştım. Her pilin bir sürekli sunabileceği amper değeri bir de sadece çok kısa burst değerleri oluyor. Bu burst değeriyle sürekli sunabileceği akım değeri arasındaki bir amperi girmemiz yeterli olur. Benim pilim burada yüksek akım sağlayabiliyor. Ancak en yüksek amper değeri 200 olduğu için ben bunu 200 olarak ayarlıyorum. Bu konuda bir sıkıntı yok. Bir diğer ayarlamamız gereken de pilimizin ömrü tükenmeye başladıkça ya da kalitesi düştükçe pilimiz bu amper değerlerini sağlarken voltundan kaybetmeye başlayabilir. Bunu önlemek için de yani drone'un bir kaza yaşamasını aslında önlemek için de pilin volt değerini de belli bir üst ve alt sınırda tutmamız gerekiyor. Ki eğer pilimizin volt değeri belli bir alt sınırın altına çok fazla düşmeye başlarsa Pixark uçuş kartı yine devreye girerek drone'un sahip olduğu hareket imkanını kısıtlayarak bizim kaza yapmamızı önlemeye çalışıyor. Şimdi burada ilk olarak pilin maksimum amper değerini girmemiz gerekiyor. Ben burada Arduplot'un bu yanda yazan önerisine uymayacağım. Önerilen benim bildiğim lipo pillerde 4.2 değeridir hücre başına tam dolu halinde. Ben 4S'lik bir pil kullandığım için bunu 16.8 volt olarak ayarlıyorum. Minimum olarak da 3 değerinin altına inmemesi gerekiyor. Bunu 3'ün üzerinde bir değer olarak belirleyebilirsiniz. Hatta fail safe değeriniz olarak belirleyebilirsiniz. Ben 3.2 hücre başına hesaplayarak 12.8 olarak belirliyorum. Ardından işlemleri gönder butonuna tıklıyorum. Burada yapacağımız ayar da bu kadar. Böylelikle ototünle ilişkili göstermek istediğim ayarlar bitmiş oldu. Kumanda üzerinden 8. kanala bir switch atama işlemini ise göstermiyorum. Çünkü bunu daha önceki videolarımda birçok kez gösterdim. Şimdi ototünün çekimine geçebiliriz. Uçuş sırasında arka planda drone'un dışarıdan çekimi, sağ altta kumanda, sol altta da uçuş süresini görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak position hold modunda drone'u kaldırıyorum. Güvenli bir uzaklığa ve yüksekliğe getirdikten sonra kumandadan ototune modunu başlatacağım. Burada dikkat etmemiz gereken konu yaklaşık 5 metrelik bir çapın içerisinde hareket edeceği için 5 metre çevresinde temas edeceği herhangi bir cismin olmaması yeterli. Evet, 8. kanalı ayarladığım switch'i kaldırarak drone'u ototune modunu başlatıyorum. Ototune işleminin başlayabilmesi için tüm joysticklerin orta noktada olması gerekiyor. Herhangi bir trim ayarı ya da herhangi bir joystick'in gaz kanalının da dahil olduğu tam ortada konumlanmazsa eğer ototune işlemi başlamayacak. Multicopter ototune işlemini başlattığınız noktayı merkezi kabul ettiği 5 metrelik yarıçap içerisinde ototune işlemini gerçekleştirecektir. Bu sırada kumandadan yeni bir yere götürürseniz tekrardan götürdüğünüz noktayı merkez kabul eden bir 5 metrelik daire içerisinde ototune işlemine devam edecektir. Bu 5 metrelik yarıçap içerisinde ototune işlemi devam ederken multikopter rüzgarın etkisiyle belli bir yöne doğru sürüklenebilir. Böyle bir durumda multikopter bu sürüklenmeyi fark edip bu ototune işleminin de rüzgara dik açıyla duracak şekilde yapılması gerektiği için kendi ekseni etrafında hızlıca dönüşler yaparak rüzgarı karşısına alabilir. Bu gayet normal bir süreçtir. Buna herhangi bir müdahale yapmamız gerekmiyor. Böylelikle rol eksenindeki ototün işlemi bitti ve pitch eksenindeki ototün işlemi başladı. Yani drone dansı öne arkaya olacak şekilde devam ediyor. Bu işlemin hemen ardından da kendi ekseni etrafında ototün işlemini gerçekleştirecek. Şimdi de son eksende yani yaw ekseninde ototün işlemi başladı. Yer istasyonuna bağlı olmadığım için ototün işleminin bittiğini drone dansının durmasıyla anlayacağım.
Drone dansı durduktan sonra da kontrol aşamalarına geleceğim. Kontrol aşamalarından sonra iki seçeneğim olacak. Ototünü başlattığım switch'i kapatırsam eski PID ayarlarına geri dönecek. Eğer kapatmadan drone'u indirip disarm yaparsam bu sefer yeni oluşturduğu PID ayarlarını kayıt edecek. Evet, ekranda da görüldüğü gibi drone dansı durdu. Drone dansı durduktan sonra drone bir önceki modda uçuş yapmaya devam ediyor. Yani position hold moduna geçiyor. Ben de kumandadan tekrardan kontrolü geriye alarak ilk olarak loiter modda drone'un yaptığı yeni PID ayarlarını test ediyorum. Şimdi kumandadan loiter modunu aldım ve ileri geri hızlı bir şekilde hareket yaptım. Aggressiveness değeri en yüksek değerde olmasına rağmen loiter modunda herhangi bir sorun hissetmiyorum. Gayet başarılı görünüyor. Şimdi position hold moduna geri aldım. Bu sefer daha sert hareketler yapacak. Evet, ekranda da görüldüğü gibi son derece sert tepkiler vermesine rağmen PID ayarları gayet başarılı olmuş. Herhangi bir güvensizlik ya da tedirginlik yaratacak bir durumu yok. Dolayısıyla bu PID ayarlarını olduğu gibi kaydetmek istiyorum. Bunun için de drone'u kaldırdığım noktaya tekrardan manuel olarak indiriyorum. İniş yaptıktan sonra herhangi bir müdahalede bulunmayacağım. Disarm olmasını bekleyeceğim. Ardından yeni PID ayarlarım kaydedilmiş olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Herkese kırımsız uçuşlar dilerim.